İstanbul Ataşehir'de mermer sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Karen Öztürkoğlu'nu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Firmamızdan, hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanımak istiyoruz. Karen Bey kimdir? Karen Bey, 1999 doğumluyum. Mimarlık öğrencisiyim ve 4 senedir de mermer sektöründe faaliyet gösteriyorum. Çok güzel. Firmamızın kuruluşuna gelmek istiyorum. Nasıl başladı bu serüven? Çekirdek'ten gelmeyiz. Babalarımız, atalarımızdan beri bu sektörde küçük atölyelerden başlayarak şimdi depo sahasında faaliyet gösteriyoruz. İnşaat sektörü gibi birçok sektöre hitap eden firmanın hizmet alanlarını öğreniyor ve kişiye özel çalışmaları Karen Öztürkoğlu'dan dinliyoruz. Bizden buradaki gösterdiğimiz hizmet müteahhit arkadaşlarımız, abilerimiz olsun, mermerci, depocu veyahut atölyeci arkadaşlarımız olsun, buradaki tüm taşlarımızı hazır bir şekilde tüm konsept olarak teslim edip yardımcı oluyoruz atölyeci ve müteahhit arkadaşlarımıza. Yani bakıldığında gönderim sağlıyoruz, birebir gönderim sağlıyoruz bu noktada. Peki nerelere hizmet veriyoruz? Biz Türkiye'nin dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına ihracatlarla normal iç piyasadaki tüm şehirlerimize, Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderim sağlayabiliyoruz. Yani bakıldığında aslında hem sadece Türkiye ile sınırlı değiliz, dünyanın her yerine de gönderim sağlayan bir firmayız bu alanda. Tabii. Peki gönderim aşamasına gelmek istiyorum. Mermer biraz hassas bir ürün olduğu için siz bu gönderim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Kargolamada, paketlemede anlaşmalı firmalarınız var mı? Yoksa firmalar birebir gelip kendileri mi alıyorlar? Şöyle ilerliyoruz. Mermerde ölçü ve ürün portföyü çok fazla olduğu için bunların komple hepsini özel ambalajla, özel paletleme sistemlerimizle hazırlayıp düzgünce nakliye araçlarımızı yükleyerek teslim edebiliyoruz. Ve gönderim aşamasında hiçbir sorun, sıkıntı çıkmıyor. Mermer dedik. Mermer aslında bakıldığında evimizde, iş yerlerimizde birçok alanda kullanabileceğimiz bir ürün. Dayanıklı olabilmesi gerekiyor. Bu alanda garanti sağlayabilmeniz gerekiyor tabii ki. Ama izleyicilerimize iyi bir mermer nasıl olur anlatabilir misiniz? Şöyle, iyi bir mermer, yani mermerlerin hepsi iyidir. Böyle iyi veya kötü olarak ayırt edemeyiz. Ancak bazı ürünlerimiz çok hassas toprak yapılıdır. Bunlara çok daha hassas davranılması lazımdır. Garanti kapsamında şöyle, garanti verilmez mermerde. Sebebi de şu, doğal bir ürün, kullanıcının bunu nasıl kullandığını bilmediğimiz için garanti verilmiyor. Ancak tabii ki herhangi yaşanan bir sıkıntıda biz elimizden geldiğince müşterimize sağlıklı bir şekilde bunu takviye etmeye çalışıyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi her alanda kullanabildiğimiz bir ürün olduğu için mermer, firma seçimi de bu noktada çok önemli. İzleyicilerimiz doğru firmayı nasıl anlarlar mermerde? Doğru firmayı, firmamız eğer zaten mermer firmaları çok köklü olurlar. Yani genelde yeni başlayan arkadaşlarımız haricinde iyi firmalar zaten köklü 25, 30, 45, 50 sene, 100 senelik firmalardan. Bunların zaten kendi referanslarından ne kadar güvenilir olup olmadıklarını rahatlıkla anlayabilirler. Birazcık ürün çeşitliliğimize gelmek istiyorum. Çünkü mermer aslında birçok çeşidi barındırıyor kendi içinde. Kaç çeşit mermer vardır? Sayısız binlerce çeşit mermer vardır. Ancak konsept değişmektedir. Mutfak tezgahı bir konsepttir. Butik taşlar bir konsepttir ve konut projeleri için bir konsept barındırıyoruz biz depomuzda. Bakıldığında aslında 3 farklı konsepte mermer bulabiliyoruz sizlerden. Birazcık sipariş sürecine değinmek istiyorum. Yurt içi veya yurt dışı bir sipariş aldığınızda tabii ki ürün kullanılacak alandan alana göre değişiklik gösterir ama süreç başlangıç aşamasından tasarım ve teslimat aşamasına kadar nasıl işliyor? Şöyle, gelen projeye bakıyoruz. Gelen projedeki ölçülerimiz ne kadar özel ölçüler, ne kadar yapılabilitesi yüksek ölçüler. Bunların hepsini gönderen müşterimizle görüşüp, bunları ortak noktada buluşturup veyahut kesinlikle hepsini isterse tek tek özel ölçüde kestirip anlaşmalı fabrikalarımızla bunların hepsini paketleyip güzel bir şekilde gönderim sağlayabiliyoruz tüm ölçülerde. Yani birebir aslında müşterinizle bir çalışıyorsunuz bu noktada. Onların isteği doğrultusunda kesip, biçip gönderim sağlayabiliyorsunuz. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Yani yurt içi farklı, yurt dışı farklı. Bu kargolama ve teslimat süreci ne kadar sürüyor? Bu taştan taşa, mermerden mermere fark ediyor. Eğer ürün
fabrikadan kesilip gönderilecekse bu süreç bir aya kadar çıkabiliyor. Ancak depomuzda hazır ürünlerimizden kesip gönderilecekse veya hazırlanacaksa bu bir güne, bir günden bir haftaya 15 güne kadar kısaltabiliyoruz. Aslında bakıldığında biz gün içi teslimattan bir aya kadar süre verebiliyoruz bu anlamda. Hem göndereceğimiz yer bakımından hem de istedikleri ürün açısından aslında elimizde varsa birebir gönderim sağlayabiliyoruz. Peki anlaşmalı firmalarımız var mı? Perakende mi çalışıyoruz? Toptan mı çalışıyoruz? Çalışma sistemimiz nasıl işliyor? Buradaki çalışma sistemimiz toptan 500'den 1000 konut, 1500 konut önemli değil projenin büyüklüğü. Burada bir taşa bir eşik kapı eşiğine kadar hepsini arkadaşlarımıza, müşterilerimize gereken ilgiyle veriyoruz. Siz de alanınızda uzman biri olduğunuz için söylüyorum. Çünkü çekirdekten yetişme birisiniz aslında. Sizi neden tercih etsin izleyicileriniz? İzleyicilerimiz bizi tercih etme sebepleri burada öncelikle çok fazla ürün çeşidimiz, buraya gelen arkadaşlarımız, müşterilerimiz, konut projesi için, kendi villası için, kendi evi için, tezgah için, her şey için burada tüm ürünlerini buradan hazırlayıp alıp götürebiliyor. Yani bir çeşidi buradan, bir çeşidini oradan bulma gibi olanak sağlamıyoruz. Biz her şeyi buradan barındırdığımız için arkadaşlar gelip tüm ürünlerini buradan alıp götürebiliyorlar. Müşteri memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Karen Öztürkoğlu, firmanın gelecek hedeflerini ekibimizle paylaşıyor. Müşteri memnuniyetine değinmek istiyorum. Uzun yıllardır hizmet veren bir firmasınız alanında. Dediğim gibi bu konuda uzmanlaşmış birisiniz. Müşteri memnuniyeti bu noktada devamlılığı sağlayabilmek için çok önemli. Siz bunu yakalayabilmek için firma olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Müşteri memnuniyeti konusunda çok hassasız. Müşterilerimiz için geri dönüşlerde yapılan, verilen taşlarımızın ölçülerinde hatalar olsun veya olmasın, müşterimizin üzülen her durumda biz gereken ilgiyi göstermeye çabalıyoruz. Geri dönüşlerimizi hızlı bir şekilde verdiğimiz için müşterimizle gereken memnuniyeti sağladığımızı düşünüyoruz. Çok güzel. Toplam personel sayınızı öğrenebilir miyim firma olarak? Şu an personel sayımız olarak 15 kişiyiz. Ancak bu 3-5 ay içerisinde 20-25 kişilere kadar çıkmayı planlıyoruz. Aslında bir yandan hala büyüyen, gelişen bir firmayız bu alanda. Firma olarak hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Zaten alanında köklü bir firmayız. Bu konuda da depolarımızı büyüterek alanında daha fazla insana, daha fazla müşteriye, daha fazla projelere ulaşmak istiyoruz. Aslında sizin de söylediğiniz gibi senelerdir hizmet veren bir firmasınız ve senelerdir bu işin içinde olan bir insansınız. Çekirdekten geldiğiniz için. Siz de bulunduğunuz noktada bu köklülüğü korumak, gelişmek ve daha fazla kitleye hitap etmek istiyorsunuz aslında. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.